Herkese günaydın. Şov başlıyor. Hazır mıyız? Evet. Ender Bey'in oğlu Mikail'e sevgiler, saygılar. Sana geliyor Mikail'cim. Evet. Devam ediyoruz. Mesleğini yaparken eğlenmek buna deniyor. Efendim, Esra Hanım, kadınlar çiçektir. Çiçeklerimi görürsün zaten hemen yoğalmaya başladım. Ne kadar zayıfsınız, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, balon katlama sanatının ustası Mahmut Erdem'le beraberiz. Nasıl teşekkür yapıyorsunuz? Ederim. Pratik bir yolu vardır muhakkak. Bana da öğretir misiniz? Küçük bir şey yapabilir miyim burada? Tabii ki birlikte yapabiliriz. Hani peki. İkinci bölümde olabilir bu. İkinci bölümde yapalım öyle. Aynen öyle. Peki, bu balon katlama sanatının çocuklar üzerine faydası var. Nedir o fayda? Kesinlikle hem çocuklar hem yetişkinler üzerine faydası var. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi sağlıyor. Hı-hı. Aynı zamanda üç boyutlu düşünme becerisini artışıyor. Öyle mi? Üç aynen boyutlu düşünme becerisini artırıyor. Aynen öyle. El manipülasyonunu geliştiriyor. Hı-hı. Müthiş. El ve göz koordinasyonunu sağlıyor. Diz büyüklüğe de faydası var mı peki? Kesinlikle. Evet, böyle güzel bir çiçeğiniz oluyor da onun dışında mesela. Evet, balon katlama sanatı aynı zamanda çocuklar için söylemiştim etkisini. Yetişkinlerde balon katlama sanatı estetik duygusunu geliştiriyor. Gerçekten çok estetik bir çiçek. Aynı zamanda halde çok iyi bir terapidir. Biz bunu çeşitli sağlık kuruluşlarında... Terapi ise benim buna çok ihtiyacım olabiliyor. Canlı yayın stresli bir iş malumunuz. Bana lütfen bunu öğretin. İzleyenlerimiz de benimle birlikte öğrensin. Bir sonraki bölümde o halde bunu çalışıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Çiçeklerimi buraya bırakıyorum. Bu arada atı da bir daha görebilir miyiz? Ben tabii bayıldım. Ki. Ne kadar pratik, ne kadar şık oldu. Alabilir miyiz? Hemen alalım. Güzel hemen atımızı onu genç kardeşim buraya getirsin. İşte. Evet. Ender Bey, bu sizin oğlana gitti. Mikail'e. Vallahi bayılacak herhalde. Sever mi böyle şeyleri? Evet, bayılır balon hastası. Balonun yaşı yoktur Esra Hanım. Değil mi? Hepimiz için sıfırdan çok yüze. Herkes eğlenebilir, bakın, dinlenebilir yaparken. Çocukluğumuza götürdünüz. Birazdan geleceğim Mahmut. Görüşmek çok dileğiyle, teşekkürler. Mutfağıma gidiyorum. Ender. Estağfurullah. Şimdi balon dedik, Mahmut Erdem burada dedik. Bir bakalım şovun devamında neler var. Bu arada Füsun ablama da bana da öğretir misiniz? Bu balonları nasıl yapıyorsunuz?
Tabii ki. Görelim. Peki. Hüsnü abicim sen ayvalarını bırakıp gel istersen. Evet siz bu arada başlayalım. Kısa bir gösteri Enver yapalım. Enver Bey'i de böyle uğurlayalım. Çok teşekkür ederek tekrar sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Buyurun Mahmut Biz Bey. Yine kısa bir gösteriye devam Lütfen, edelim. Lütfen evet şovunuzu sonra... merakla bekliyoruz. Buyurun efendim. Yanımızda olsun isteriz. Çok severiz onları. Eminim hepimiz evimizde bir tane beslemek istiyoruzdur. Karşılıksız severler. Tamam. Ama tabii kış aylarında onların o kadar çok aslında ilgiye ihtiyaçları var ki sevgiden ziyade kışın bu değerli varlıklara, bu güzel köpeklere, kedilere kapımızın önüne su ve yiyecek bırakmayı lütfen ihmal etmeyin efendim. Devam ediyoruz. Bravo. Esra Hanım, mamon katlama sanatı üç boyutlu düşünme becerisini artırıyor demiştim ya. Gerçekten öyle. Resim yapma kabiliyetinizi artırıyor. Estetik duygunuzu geliştiriyor. Ve balonu yaparken görmeniz de gerekmiyor aslında. Gözü kapalı bile yapar hale geliyorsunuz. Ve şimdi üç boyutlu görüntüsüyle harika bir şey çıkacak ortaya. Bilmiyorum. Ama yandan öyle görünüyor değil mi? Evet. Bakayım ne olacak merak ettim. Hop.
edersiniz değil mi? Evet, birlikte yaparız. Füsun ablamla ikimiz de. Evet. Şöyle. Bakın. Çok güzel bir şey oluyor bu. Karşıdan da sevgili seyircilerimiz, teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize sağlık. İşte sizi bu kadar çok seviyoruz. Evet, kocaman, teşekkür ederiz. Sevgililer günü yaklaşıyor. Çok teşekkürler. Mahmut Erdem çok hoş oldu. Elinize sağlık. Şimdi bize bir şey öğretin. Füsun ablacığım seni de böyle alayım. Tabii. Sizin ablamla benim bir balon neyimiz eksik biz de öğrenelim. Yeşil bir sarı. Tabii. Buyurun ben size bir tane oradan mı alalım? Tamam. Hemen şöyle şu kırmızıları vereceğim size. Hep bir kırmızı balon alalım. Bir de orada balon bir tane oynar. Kırmızı balon şey vardı. Sarıları da veriyor musunuz bize? Onları bir birazdan vereceğim. Öyle mi? Peki. Hazır mısın Füsun ablacığım? İlk deneyimimiz vallahi. Şöyle bir nefes terapisi yapalım. Yapalım. Göğüs hastalıkları uzmanları nefes terapisi yaparlar. Evet, yapalım buyurun. Ama tabii bunu şişirmek kolay değil. Bakacağız efendim. İşte şahane balonumuz. Bundan mı yapacaksınız? Evet, şimdi ben de geliyorum. Peki. Gidiyoruz. Sizin işinizi biraz kolaylaştırmak istedim. Öyle yok, bu biz zoru yapacağız. Seviyoruz, zor olsun. Şimdi hemen hazırladım. Biz bu gösteri terapi, bu tür faaliyetleri çocuklarla, gençlerle çeşitli yapalım. Kurum ve kuruluşlarda yapıyoruz. Böyle tutacağız Füsun ablacığım. Bakın. Tuttum. Buralardan tuttuk. Evet. Bunun tam ortasını bulmak için. Evet. Şöyle. Kıvıracak mıyız? Patlamaz şöyle, evet, ortasını bulalım, patlamaz. Vallahi çok gergin. Patlayabilir. Ay, patlayabilir bence de. Tamam, ortasını bulduk mu? Patlamadı çok şükür. Evet, şimdi, bulduk. Daha zor işlemler yapacağız, orada bile patlamayacak. Ortasını bulduk mu? Umarım. Sonra ortasını sıkalım şöyle. Ters istikamette. Şu nasıl şekilde. Sıkacağız? Bakın. 8 oldu. Evet, 8 oldu. Şöyle sıkın ortasını. Tam sıkın. Tam sıkın Esra Hanım. Tam sıkın. Evet. Ay, iyi patlamadı. Çok güzel. Harikasınız. Şimdi. Evet. Ne yapacağız? Şöyle. Birleştiriyoruz balonları. Şu şekilde. Evet. Evet. Birleşti. Sonra şuradan tutalım. Tuttuk. Evet. Hızlıca. Sonra şuraya baskı uygulayalım. Ortayı da bırakmadan. Evet. Bunu basarken aradaki parmaklarımızı açalım şunları lütfen. Açalım. Buyurun usta gel. Evet. Gel sana vereyim bunu. Ben şöyle. Korktum gel. Koş. Şöyle. Aslan boyutunuzdan tamam. Vereyim. Gel. Sen de bak bunu böyle yapacaksın. Tamam doğru mı? Söylüyorsun. Sana bazen. Güveniyorum. Evet. Böyle. Evet. Boyutunuzdan. Çekilin. Şimdi şöyle ortadan tuttuk ya. Parmağımızı açalım ve bunu karşıdan yakalayalım. Füsun abla bravo. Evet. Harikasın. Bravo Füsun abla. Ay saçın da çok evet. Yakıştı. Ne eksiğim vardı? Bu ne veya bu? Tamam. Evet, evet. Çıldın Füsun abla. Bu ne veya bu ne oldu? Şimdi hayal edin. Helikopter yaparsanız balondan pervanesi olur, hazır. Artı olur, çarpı olur. Şimdi ne olacak? Şimdi bunları ters istikametinde şu şekilde çevirelim. Şöyle. Muhittin Usta çeviriyor musun? Evet Muhittin Usta. Muhittin Usta'nın el becerisi Füsun ablanınkiyle yarışır vaziyette. Hangisi güzel yaptı lütfen yazın. Füsun ablanın Muhittin Usta mı? Hemen yardımcı Usta. Yazın bize. Şöyle. Facebook ve Twitter'dan bekliyoruz. Çatal bıçak yakışıyor. Şimdi Muhittin Usta bir yere ayrılmayın. Sizinle güzel bir İllüzyon yapacağız bir dakikalık. Peki bu çok güzel oldu. Onu birazdan o halde evet, diyelim. Aynen. Bu da şimdi, son olsun. Bunu aldık. Evet. Çok teşekkür ederim. Şunları şöyle çok özür dilerim. Hemen saplarını birleştiriyoruz. Peki saplarını birleştiriyoruz evet. Ve sonra yemeğe geçeceğiz. Evet. Mahmut şöyle. Mahmut Bey'in şu şekilde. Öğretimden sonra. Şu şekilde alın. Ve. Bu ütümüzün çok özel tarifleri var ama şimdi de başka türlü yeteneklerimizi paylaşıyor. Şuraya mutluyuz da şöyle. Ay Füsun abla sana bayıldım ya, seni kutluyorum. Sonra. İşte buyurun Füsun Fırat. Her şeyde iyi evet. Benim Füsun ablam. Tebrik ediyorum. Ve bu ütüm usta da yaptı mı? Evet. Vallahi bu ütüm usta tebrik ediyorum sizi. Oh çiçeklerimi de alıyorum. Mahmut Bey size çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Sizi ben çok teşekkür ederim. Evet konu buradan peki. Yolcu ederken ben şöyle mutfağa doğru geçiyorum. Gel. Muhittin Usta dedi ki, benim mi çatal bıçak yakışır dedi.